Sevgili çocuklar, Mutlu Okul kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birinci sınıf uzamsal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Göreceğimiz kavramlar şunlar. Üstünde, altında, içinde, arasında, etrafında, önünde, arkasında, yakında, uzakta, yüksekte, alçakta, sağında, solunda. Şimdi bu kavramlarla ilgili resimlerimize bakalım. Elma kitabın üstünde. Bakın kitap altta, elma kitabın üstünde konmuş bir şekilde. Elma kitabın üstünde diyoruz. Diğer şeklimize bakalım. Elma masanın altında. Bakın bir masa var. Elma nerede çocuklar? Altında. Ne diyeceğiz? Elma masanın altında. Diğer resmimize geçelim. Bir akvaryum var. Ve içinde balıklar var. Balık akvaryumun içinde. Balık akvaryumun neresinde? İçinde. Tabii ki balık suyun içinde yaşar ve akvaryumun içinde bu yüzden. Elma kutuların arasında. Arasında olması için iki tane kutu gerekiyordu zaten. Arasında olması için çocuklar. İki tane nesne olması gerekir, ortada da e, diğer nesnenin olması gerekir. Elma kutuların arasında. İnsanlar masanın etrafında. Bakın bir masa var, etrafında da e, iş yapan insanlar var, oturmuş bir şekilde. Ama nasıl oturmuşlar? Masanın etrafına dizilmişler çocuklar gördüğünüz gibi. İnsanlar masanın etrafında. Elma kitabın önünde. Elmaya bakalım. Kitabın önüne geçmiş. Ee, kitap arkada kalmış çocuklar. Elma kitabın önünde. Elma kitabın arkasında. Kitap önde kalmış bu sefer. Elma sanki kitabın arkasında gizlenmiş gibi değil mi çocuklar? Elma kitabın arkasında. Elma kitabın yakınında. Evet çocuklar burada elma kitaba yakın. Diğer resmimize geçtiğimizde ise daha farklı bir yerde göreceğiz elmayı. Burada ne diyeceğiz? Elma kitabın yakınında. Evet resmimize geldik. Elma kitabın uzağında. Diğer elmaya göre bu elma Baya uzakta çocuklar. O zaman ne diyeceğiz? Elma kitabın uzağında gördüğünüz gibi. Yeşil sandalye sağda. Evet yeşil sandalye bize göre sağdadır çocuklar. Sağda. Kırmızı sandalye bize göre solda. Gördüğünüz üzere kırmızı sandalye solda. Kırmızı kuş yüksekte. Diğer resmimize geçeceğiz birazdan. O oradaki kuşa göre yüksekte olacak çocuklar. Kırmızı kuş yüksekte. Evet diğer resmimize evet gördük. Mavi kuş alçakta. Yani iki resmimizi karşılaştırdığımızda mavi kuş alçakta kırmızı kuşumuz bakın kırmızı kuşumuz yüksekte. Evet tekrar edelim. Bunları üstünde altında içinde arasında etrafında önünde arkasında yüksekte alçakta yakında uzakta sağında solunda Evet, bir başka etkinliğimiz var. Bu da, bu da çok güzel bir etkinlik. Ee, karşımıza sorular gelecek. O soruları, boşlukları dolduracağız. Hadi bakalım, başlayalım. Kedi, Kedi. koltuğun neresinde? Çocuklar, üstünde. Kedi, koltuğun üstünde gördüğünüz gibi. Diğer sorumuza geçelim. Köpek masanın neresinde? Tabii ki altında. Köpeği görüyorsunuz. Masanın altından bize bakıyor çocuklar. Diğer sorumuza geçelim. Halı halı masanın neresinde? Tabii ki halı masanın altında hatta halı en altta nesnelerin en altında çocuklar. Evet, kuş. Bakın burada bir kuşumuz var. Kafesin neresinde olabilir? Tabii ki içinde kuş. Kafesin içinde. Diğer sorumuza geçelim. Ayna burada bir ayna var gördüğünüz üzere duvarın yeşil bir duvar var. Ayna duvarın solunda çocuklar. Ayna solda yani. Ayna duvarın solunda. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Resim duvarın neresinde çocuklar? Sağında Evet. Resmi gördüğünüz üzere duvarın sağında. Diğer sorumuza bakalım. Televizyon masanın üstünde. Gördüğünüz üzere televizyon masanın üstünde. Top masanın altında. Evet top köpeğin yakınında ve masanın altında. Kitaplar gördüğünüz üzere anahtarın neresinde çocuklar? Solunda. Evet anahtara göre kitaplar solda. Abla kardeşinin neresinde? Bakın saçını tarıyor kardeşiniz. Saçını tarıyor. O zaman ne diyeceğiz? Arkasında kardeş ablanın neresinde çocuklar? Oturan kardeşi var bakın. Önünde Evet. Sizler için hazırladığım sorular var. Haydi onlara geçelim. Top hangi resimde masanın üstünde diye bir sorumuz var. Bakın iki tane masa var çocuklar ve ee, toplar görüyorsunuz. Birinci resmimize baktığımızda birinci resmimize baktığımızda masanın üzerinde, üstünde gerçekten bir top var, değil mi? Birinci resmimize baktığımızda. İkinci resmimize baktığımızda ise top masanın altında gizlenmiş gibi. Hatta biz bazen top oynarken masanın altına kaçar. Göremeyiz. Aynen o şekilde duruyor çocuklar. Doğru cevap hangisi? Hangi resim? Bakalım. Evet. Birinci resim doğru cevaptı. İkinci sorumuza geçelim. Ayıcık hangi resimde? Kutunun içinde. Bakalım kutunun içinde hangi resimde ee, ayıcığımız var? Birinci resmimize baktığımızda çocuklar ayıcık kutunun içine girmemiş. Yani paketlememiz gerekiyor ayıcıyı belki hediye edeceğiz e, arkadaşlarımıza ama kutunun dışında duruyor birinci resimde İkinci resimimize baktığımızda evet ayıcı kutunun içinde ve kapağını kapatıp hediye yapabiliriz. Evet çocuklar doğru resim hangisi İkinci resim? Kedi hangi resimde ağacın solunda? Evet birinci resimimize baktığımızda bize göre Kedi ağacın solunda çocuklar. İkinci resmimize baktığımızda ise kedi bize göre ağacın sağında duruyor. Ve doğru cevabımız birinci resim. Ağacın önünde duran çocuk hangi resimde? Şurada hepimiz saklambaç oynarız. Eee... Saklambaç oynarken ağacın neresine saklanırız? Önüne mi arkasına mı? Tabii ki arkasına saklanırız. Evet, birinci şu resimdeki çocuk sanırım saklambaç oynuyor. O yüzden arkasına saklanmış. Önünde diyemeyiz. Bakın arkasından bize bakıyor. İkinci resimdeki çocuk ise evet çocuklar, ağacın önünde. Doğru resim ikinci resim. Hangi resimde masanın etrafındalar? Bakalım birinci resmimize. Evet, bir masa var ortada. Etrafında dört e, tane insan var ve onlar çalışıyorlar. Masanın etrafında güzel bir şekilde oturmuşlar. Ama ikinci resme baktığımızda masanın etrafında değiller. Sadece iki kişi var masanın etrafında olması için e, birkaç kişi daha olması gerekiyor. Yani masanın etrafında diyebilmemiz için çocuklar. Evet, doğru resim birinci resim. Bakın burada bir resim var. Evet soru gelsin. Çocuklardan yüksekte olan hangisi? Evet. Burada bakın zıplayan bir e, çocuk var. Daha yüksekte görünüyor. Kız çocuğa göre daha yüksekte göründüğü için yüksekte olan çocuk budur. Diğer sorumuza bakalım. Çocuklardan alçakta olan hangisi? Tabii ki zıplamadan duran kız çocuğu alçaktadır. Evet, diğer bir resmimize geçtik. Sorumuz gelsin. Çocuklardan hangisi grubun arasında? Evet, arasında olması için demiş çocuklar. İki tane nesne gerekiyor. Burada da iki tane çocuk var. Arasında olan çocuk sarı saçlı erkek çocuğumuzdur. Çocuklardan hangisi grubun önünde? Evet bunlar İpe ee, ip'e ip tutunmuş yürüyorlar bakın. Ama bunların en önünde bir e, kız çocuğumuz var yönlendiren. Bu çocukları yürüten bir kız çocuğumuz var. O önde. En önde o kız çocuğu var. Hangisi bakalım? Evet. Çocuklardan hangisi grubun arkasında? Grubun en arkasında kalan çocuk. Yine bir kız çocuğumuz. Ev çocuklar tek kalan çocuk oydu zaten en akarda kalan çocuk budur. Diğer resmimize geçtik sorumuz gelsin. Yakında olan çocuk hangisidir? Çocuklar resmimize baktığımızda bize göre bize en yakın bize en yakın çocuk hangisidir? Bize en yakın çocuk bakın gördüğünüz üzere kız çocuğudur. Diğer sorumuza bakalım. Uzakta olan çocuk hangisidir? Bize göre uzakta kalmış, daha uzakta kalmış. Çocuk ise erkek çocuktur gördüğünüz üzere. Çocuklar bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız bu ve bunun gibi birçok dersi işleyeceğim birlikte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.